Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar değerli Rehber TV izleyicileri. Bir İslam Dünyası programıyla daha beraberiz. Bugün değerli konuğumuz araştırmacı yazar Suat Yaşasın hocamızla gündeme dair bazı konuları değerlendirmeye çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. İnşallah. Hocam öncelikle malumunuz olduğu üzere Filistin'de Hamas ve İslami direniş gruplarının çok büyük bir direnişi ve zaferiyle sonuçlanan bir süreç yaşandı. Doğrudur bazı yani kayıplar oldu, şehitlerimiz oldu. Ancak Siyonist işgal rejiminin onca gücüne rağmen büyük bir yenilgi yaşandı. Bunun ardından İsmail Haniye'nin özellikle normalleşme anlaşmasını imzalayan ülkeler olmak üzere, onun dışında bazı ülkeler de var. Ancak bazı yani Mısır, Fas, Lübnan gibi normalleşme anlaşması imzalayan ülkeleri ziyaretleri gerçekleşti. Yani bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu ziyaretlerin önemi nedir? Normalleşme anlaşmasına olan etkisi ne olacak? Bunu ortadan kaldıracak mı o etkiyi? Neler söylersiniz o konuda? Evet, haklısınız. Yani Lübnan ile imza atmış bir ülke değil. Ancak Fas çok şey Evet. oldu bildiğiniz üzere. Tam gündeme oturdu doğrusu. Normalleşme dedikleri tırnak içerisindeki anlaşmayla beraber özellikle iktidarı elinde tutan demeyeyim de sureten de olsa, göstermek de olsa işte başbakanlık ait olduğu partiyi düşündüğünüzde ciddi bir problem teşkil etti doğrusu. Evet, önemli bir husustu. Mısır ise zaten maalesef İsrail ismini verdikleri gasp rejimi 80'lerin başından beri resmi olarak tanıyor. Anlaşma yaptıktan sonra 40 seneyi aşkındır tanımış Evet. vaziyette. Dediğiniz üzere doğrusu Kudüs Kılıcı Filistinli gözlemcilerin de ifadeleriyle önceki savaşlardan, savaş adını verdiğimiz İsrail'in gasp rejimin saldırı ve vahşetine karşı değerlendirdiğinizde öncekilere kıyasla kesinlikle zafer olarak değerlendirilebilecek bir kategorideydi. Yani öncekiler için tamamen zafer denebilir miydi? Mümkün değil. Hatta zafer tabiri mutlak anlamda kullanılmayabilir. Evet, bazı cihetlerle önem arz eden ciddi gelişmeler var. Her defasında bir aşama kat ettiğini ciddi ciddi görüyorsunuz. Tek başına orantısız bütün dünyanın desteğini alan her cihetle gasp rejimle, Siyonist rejimle bir avuç Müslümanın direnmeye çalıştığını değerlendirdiğinizde zaten kıyaslayamazsınız. Bu anlamda tabii ki o büyük muazzam dengesine rağmen sabır meyvesini Allah Teala'nın vermiş olduğu bir zaferler söz konusu. Ancak somut anlamda bu sefer gerçekten zafer denebilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. 2006'nın başından beri kurtarılmış bölge sayılabilir Gazze. Hatta 2005'in 12 Eylül'ünde son askeri çekmiş normalde gasp rejim. O zamandan itibaren işte 2008'in sonunda Furkan Savaşı ile ilk saldırı durumu söz konusu oldu. Ancak yani güya tamamen bitirmek amaçlı geldiklerini söylemene rağmen tabiri caizse elleri boş döndüler. Buna direniş Furkan Savaşı ismini bundan ötürü verdi. Önemli bir hususu doğrusu. Yine 2012'nin sonlarında çok uzatamadıkları girişimleri söz konusu oldu. En son çok yoğun sayılan 2014'te hatırlıyorsanız 52 gün süren ve ciddi bir kara operasyonuyla güya tamamen kökünü kazımak gerçekten de hani salt medyatik anlamda değil. Sadece iç politikaya mesaj vermek anlamında değil. Ciddi ciddi hesapladıkları bir şeydi güya. Yalnız elleri boş dönmekle sınırlı kalmadılar. Geriye asker bıraktılar. Direnişin elinde bugün hangileri ölü, hangileri hayatta direniş tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen dört Siyonist unsurlara bağlı kişinin olduğu biliniyor doğrusu. Dört şey var, ceset mi, hayatta mı artık onu bir zaman gösterecek. Yani direniş açıklayınca olur. Hani İsrail'e yakın kaynaklar iki tanesinin hayatta olduğu yönünde. Yani Hasılı ikisi yani sivil işgalci, ikisi asker gibi bir şeyler de söyleniyor o konuda. yani biliyorsunuz işgal rejiminde sivil tabiri çok da yok esasen.
Tabii. Bildiğiniz üzere. Gelişmiş dedikleri kişiler o Şecerah Mahallesi'nde Kudüs Kurucu Savaşı'nın başlanmasına sebebiyet veren ana patlak vermesine giden ana şey merkezdeki hadise biliyorsunuz Şecerah Mahallesi'ndeydi. Şecerah Mahallesi'nde de işte Muna el Kurt babası kardeşleriyle beraber meşhur oldu biliyorsunuz dünyada. Evet. Onların vermiş olduğu mücadele söz konusuydu. Onlara ve komşularına gelen Yakup Güyeken ismini, peygamberlerin isimlerini de maalesef kullanıyorlar. Siyonistin ifadesi gündeme oturdu. Tam afişe oldu, reklam oldu hatırlıyorsanız. Dedi ki, evet burası sizin eviniz ama ben gelip işgal etmesem de başkası gelecek. Başkası geleceğini ben geleyim diye bu evet bütün kameraların önünde söylemiş bir husus. Yani yerleşmiş denen kişiler bunlar evet. Ve silahlı gelip de insanları zorla evlerinden çıkaran, bundan ötürü insanları öldüren kişiler. Onlar sivil şey ayrımı söz konusu pek olmaz. Yani. Tabii tabii. Kaldı ki sivil görünümlü olsa bile hani anormal bir sivillik zira istihbaratla çalıştığını düşünebiliyorsunuz muhtemelen. Diriliş de öylesine bir kişiyi esir almaz tabii. Muhtemelen. Olsaydı şimdiye kadar birçok kişiyi esir alabilme imkanına sahipti herhalde. Hasılı ondan da eli boş çıktılar ama 2021'deki Kudüs Kılıcı Savaşı, dinleşin başlattığı bir savaştı ve şartlarını dayattı. Ateşkes için aracı olan Mısır başta olmak üzere kişilerde, yapılarda bunun kabul edildiğini söylediler. Bu anlamda çok önemli bir sonuçları da beraberinde geldi. Evet, bunun bir yansıması olarak İslami Direniş Hareketi Hamas'ın bizzat lideri İsmail Haniye'nin başkanlığında önemli bir ciddi katılımlı, yüksek düzeyde bir şeyin, heyetin bu ülkeleri ziyareti doğrusu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Evet şu ana kadar 4-5 ülkeye gitmiş olmaları münasebetiyle belki daha sınırlı gibi duruyor ama esasen gidebilecekleri bütün ülkelere gitmekle alakalı yansıyan haberlere göre diplomasi kaynakları üzerinden şeyler devam ediyor, görüşmeler devam ediyor ve bunların da imkanına göre devam edeceğini düşünebiliyoruz. Ne demek bu ziyaretler ne anlama geliyor? Biz bütün bir ümmet hep beraber bu savaşı mı verdik? Gittikleri yerlerde zaten bize İsmail Haniye'nin verdiği mesaj bu. Biz orada hepinizin adına savaşıyoruz. Bütün Müslümanlar adına. Ne Filistinliler ne Araplar adına orada değiliz yok. Tabii ki onun da kendi içerisinde bir anlamı var. Daha dar anlamda. Ama bütün ümmet, hatta bütün dünyanın özgür insanları adına, bütün özgürlükleri kısmen veya tamamen gasp edilmiş insanlar adına, bütün dünya istikbarıyla savaşıyoruz diye söylüyor. Diğer taraftan bu savaşta Müslümanlar açıkça ciddi bir şekilde taraf oldular. Bütünüyle hissettik varlıklarını. İmkanlarına göre, kullanımları kastederek söylüyorum, bazıları imkanları olduğu halde destek vermemiştir. İnşallah son olur. Bunun çünkü dünyevi, ahirevi, ukrevi sonuçları olacaktır. Bunun ama ciddi bir oranda yüzümüzü ak çıkaracak şekilde Müslümanlar siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal, manevi cihette tamamen destek verdiler. Hepimiz ayaktaydık Ramazan da bereketiyle. O günleri tekrar hatırlamak için söylemeyeyim, uzatmayayım. Ancak bütünüyle beraber olduğumuzu fark ettik. Bunu en iyi dinleyiş hissetti orada. Evet. İçeride de Gazze esasen Kudüs'ü yalnız, Aksa'yı Kudüs'ü yalnız bırakmadığını gösterdi. Orada ayrı bir durum söz konusu oldu. Kudüs'ü, Şehcerrah Mahallesi'ni, Aksa'yı, işte Silvan Mahallesi'ni benzeri Mescid-i Aksa'nın etrafındaki mahalleleri muhafaza etmek için araya giren, devreye giren direnişe sırf bu sebeple vahşi bir şekilde saldıran Siyonistlere karşı Filistin'in Kudüs yine başta olmak üzere her tarafından ayaklanmaları yine ciddi bir anlam ifade ediyordu. Hasılı bunu da önemli bir mesaj olarak veriyorlar. Evet siz hepiniz evet, ayaktaydınız, bütün desteğinizi vermeye çalıştınız. Biz de bu zaferi beraberce kutlamaya geldik diye bir ciddi anlam ifade ediyor. Tek tek ülke olarak konuşacak olursak dediğiniz üzere Fas mesela hani önce Mısır'dan belki bahsedebiliriz Mısır'ın şeyi sebebiyle ama Fas'ı direkt konuşmak istiyorum. Daha büyük bir zafer. Daha büyük bir şey diye. Doğrusu
Yani Fas'ın gayri resmi de olsa işgal rejimiyle ilişkileri sır değil zaten. Eskiden beri süregelen bir durum. Ciddi bir Yahudi nüfusun olmasını bir bahane olarak da kullandıkları bilinen bir mesele. Ancak biz meselemiz Museviler Yahudilerle zaten değil. Siyonizmi ayrı tutmayı da bir inancın parçası olarak zaten gördüğümüzü her vesileyle ifade etmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Ancak Siyonistlerin etkin olduğu biliniyor. Normalleşme dedikleri anlaşmayı yapmadan önceki günlerde Mağrib basını, Fas basını takip edenler hatırlayacaklar ki ülkenin milli eğitim dedikleri, bizde milli eğitime karşılık gelen Eğitim Bakanlığı'nın dini programları uygulayan biriminin başında bir Siyonist olduğu hususunun yansıdığını hatırlayacaktır muhtemelen. Basında geçti bu. Daha problem teşkil eden noktası Diyanet Bakanlığı anlamına gelebilecek Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın yine camiler, imamlarla alakalı, dini işlerle alakalı önemli biriminin başında işte filan Siyonist kalıyor diye ülkenin tanınan kişileri tarafından açıklamaların geldiği ve tekzip edilmediğini biliyoruz doğrusu. O anlamda salt bir kültürel varlık olarak değil, aslında Siyonizm anlamında Mağrib'de, Fas'ta eskiden beri ciddi bir varlığın olduğunu biliyoruz. Onun anlamda normalleşme dedikleri anlaşma çok garip gelmedi. Garip olan, içimizi yakan, maalesef olmaması gereken husus. Fas'ta evet her şey tamamen kralın elinde olsa da krallıkla idare ediliyor biliyorsunuz. Göstermelik bir meclis ve kabine olduğunu biliyoruz. Neticede göstermelik de olsa kabinenin büyük ortağı maalesef oradaki İslami hareketin uzantısı olan partinin başkanı oldu, başrolü oldu. Bizzat şu an başbakanı olan Fas'ın, başbakanı görünen Saadettin Osmani'nin imzası oldu bu normalleşmedikleri anlaşmanın altına. Ve takdir edersiniz ki herkesin çok büyük tepki gördü. Sadece Fas ve Kuzey Afrika'dan değil, Kuzey Batı Afrika'dan değil, tüm İslam aleminden. Yani beklemediğimiz bir şeydi doğrusu. Onlar da bu sıkıntıyı yaşadıkları için doğrusu bir tezat içerisinde olduklarının farkındalardı. Ancak direnişin Fas'a gitmesi, orada başbakan başta olmak üzere en önemli yetkililerle görüşmesi, oturması, sivil toplumla bir araya gelmesi, İslami hareketle, halkla kucaklaşması çok muazzam manalar içeriyor doğrusu. Üzerinde çok da fazla konuşmaya herhalde gerek yok. Öncesinde Mısır'daydı. Mısır rejim anlamında darbeden sonra biliyorsunuz tekrar eski rejime döndü. Devrimle darbe arasında küçük bir nispeten halkın istediği bir yönetim olmuş olsa da çok kısa sürdü biliyorsunuz. Ondan sonra hep temsil etmiş. Özellikle 80 başındaki bahsettiğim anlaşma ile beraber 40 senedir maalesef söz konusu bildiğiniz üzere. İsrail'in resmen anlaşma var. Tanınmışlık durumu söz konusu ve bu kanı kısandı. Ancak sadece bununla sınırlı değil. İsrail dedikleri yapı adeta Mısır'ın her tarafını ele geçirmiş durumda. Mısır muhaberatının tamamen İsrail'in koltuğunda olduğunu biliyoruz. Ve şurayı unutmayalım. Merhum Mursi iki sene öncelerde şehit olduğunda yavaş yavaş şehit edildiği basına yansıdı. Mahkemede şehit olduğunda orada görülen dava Hamas'la işbirliğiydi. Hamas başta olmak üzere İslami direniş hareketleriyle işbirliğinde bulunması Mısır'ın Cumhurbaşkanı olarak ki komşusu hemen dosyalarla yani onların istediği şekilde ayarlamaya çalışarak bu onun idamla yargılanmasına sebebiyet veren bir suçlamaya dönüştürülmüştü. Sadece bu bile aslında çok büyük bir anlam ifade ediyor. Tabii Mısır'da Filistinli olmak çok büyük bir bedel ödemek anlamına geliyor. Bu cihetle o rejim devam etmesine rağmen direnişin kendisini kabul ettirmesi, ateşe için Amerika başta olmak üzere İsrail ve
benzeri ülkelerin Mısır'ı zorlamaya çalışması, aracı kılmaya zorlaması, Mısır'ın işte aracı rolünü bürünmesi zorunluluğu gibi meseleler. Bütün hepsi Filistin direniş hareketinin, başta Hamas olmak üzere, dayattığı bir durumdur doğrusu. Bu şekilde kendisini kabul ettirmesi, onların kendilerini çağırmaları, ağırlamaları, görüşlerine değer vermeleri, mesajlarını dünya istikbaline taşımaları çok büyük bir anlam ifade ediyor doğrusu. Bu cihetle evet Mısır için de verilen bir mesaj da var ki Mısır halkının içini yediği halde belki bu zalim rejime karşı şu an belki istediği şeyi yapamadığını biliyoruz ama biz yine beraberiz anlamını içeren mesajlar da doğrusu vardı halkın kendisiyle alakalı. Moritanya'ya gitti biliyorsunuz İsmail Haniye yanındaki heyetle beraber. Moritanya'da hemen Kuzeybatı Afrika'da Fas'ın komşusu bir ülke. Sanırım şimdiye kadar takip ettiğimiz ülkeler içerisinde en sıcak, en yoğun bir şekilde karşılanan, yani ciddi ciddi bir samimiyetle karşılandığı ülke oldu direnişin. En üst düzeyde devlet başkanıyla görüşüldü. Devlet başkanı ağırladı direniş lideri başta olmak üzere heyeti. Akabinde siyasi partiler, sendika başkanlıkları, sendika yönetimi, İslami hareketler, ulema, akademisyenler, halkın kendisi ve o kadar muazzam, Türkiye basına çok düştüğünü bilmiyorum ama o kadar muazzam bir karşılama söz konusu oldu ki özellikle burada belki altı çizilerek ifade edilmesi hatırlatılması gereken bir ziyaret de, bir ağırlama da daha doğrusu Şeyh Hasan Dedo'nun ağırlamasıydı. İsmail Haniye bizzat kendisi yandaki heyetle beraber, üst heyetle beraber evinde ziyaret etmiş oldu şeyi. Bu görüntüler basın yansıdı Şeyh Dedo'yu. Bu Şeyh Dedo'yu biliyoruz, seyircilerimiz hatırlayacaktır muhtemelen. Dünyanın hayatta olan herhalde en önemli bilginidir. Sadece İslami anlamda bilgisini söylemek belki kısıtlamış olma anlamına gelecek ama hadi öyle söylemiş olalım. İslami cihetle herhalde bu kadar donanımda muazzam bir zeka ve hafızaya kapasiteye sahip başka kişi de yani varsa bile Şeyh Dedo gibi olmayabilir. Hasıl o değerde ve duruşu, sağlamlığı, vasat İslami anlayışı, İslami hareketin, İslami tebliğin, İslami tedrisatın, bilginin öğretilmesinin, kendi kültürlerine has olan medrese ve ilim sisteminin devam ettirilmesi yönünde her türlü bedeli ödemişliği, bunun için cezaevine kadar gitmesi, kendisinin başkanlığını yaptığı kurumun kapısına kilit vurulması, benzeri birçok bedeli ödemesi, yanı sıra bütün baskılara rağmen başta Filistin meselesi olmak üzere Müslümanların önemli bütün meselelerini kendi meselesi görüp bütününle sahiplenmesi ve bir alim olarak, bir önder olarak başta kendisi, kendi ülkesi olmak üzere kendisi tanıyan, söz geçirebildiği, sözünü dileyen insanların tümünü buna yönlendirmesi anlamında çok büyük bir değerdir doğrusu kendisi. Evet, onun ziyareti çok önemli bir anlam ifade ediyordu. Orada verilen mesajlar da doğrusu çok önemli anlamlar içeriyordu. Güzel bir denk gelme oldu aynı zamanda orada, güzel bir tevafukta. Şeyh Dedo'nun başını çektiği ulema ve epey bir akademisyen halkın şeriatın hak şeriatın hükümlerinin uygulanması gerektiği, İslam'a uygun bir şekilde kanunların düzenlenmesiyle alakalı yaptıkları önemli mitinglerdi ki bu da doğrusu damga vurdu şey aslında geçen haftaya. Damga vuran önemli meselelerden bir tanesi. Bunun direniş hareketlerini ağırlamakla denk gelmesi, örtüşmesi doğrusu çok önemli bir tevafuk etti. Çok güzel oldu. Ve sonrasında değişik ülkelerle alakalı girişimlerin olduklarını söylediler. Bizzat Hamas sözcüsü, resmi sözcüsü Sami Ebu Zuhri isim vererek Cezayir ile diplomatik görüşmelerin devam ettiği, Cezayir'i ziyaret etmek istediklerini bu süreçte söylemişti. Ben orada ne döndü, ne oluyor doğrusu bilmediğim için bir bilgi sahibi değilim.
alakalı bir kulis bilgim de yok. Ancak Cezayir'in hemen geçen hafta, 2 hafta önce seçimden çıkması ve orada hani nispeten belki senelerdir ülkeyi yöneten Abdülaziz Bouteflika'nın ölmesinden sonra ki ilk şey seçimi oldu, bu meclis seçimleri oldu. İslami hareketin belki engellenmesine rağmen önemli sayılabilecek bir oy alması, ne kadar etrafını kısıtlamaya çalışsalar bile, zincirlemeye çalışsalar bile, beraberinde ciddi anlamlar getirdi. Acaba bunun, böyle bir ziyaretin kendileri açısından çok kötü olabileceğini mi hesaplıyor devlet başkanlığı? Biliyorsunuz devlet başkanı şu an oturan kişi de yine eski rejimin adamı, Abdülmecit Tebbun diye. Bunu ileriki günlerde konuşabilme fırsatı sanırım bulacağız. Ancak sonrasında hepimiz bildiği üzere, dediğiniz üzere Lübnan'a gitti. Lübnan'ın da ayrı bir manası var doğrusu. Yani her bir ülkenin özel bir anlamı olduğu gibi Lübnan ziyaretinin de diğerlerinin tamamen farklı özel bir anlamı var. Ki Lübnan Filistinlerin en yoğunluklu oldukları ülkelerden birisi, hicret ettikten sonra ikinci Filistin denilebilecek kadar nüfuslarının olduğu. Aynen. Daha fazla. Lübnan'ın çok önemli bir kısmı Filistinli ve esasen Lübnan ve Filistin'den de birbirinden ayrı değil. Bu farazi sınırlar şey yapılmış da diğer taraftan yani hemen Filistin'in kuzeyi. Onlar işgal rejimi İsrail ismini veriyor. O İsrail'in kuzeyi diye söylüyorlar. Yani bu kadar önem arz eden önemli bir ülke. Mısır dediğim gibi tamamen Siyonistlerin kontrolüne girmiş istihbaratı. Ürdün hakeza maalesef. Suriye senelerdir bir sıkıntısız bir şekilde götürmeye çalıştı hep. Esad rejimi güya İsrail karşıtı falan olmadığını söylüyor ama İsrail'le böyle karşı karşıya gelecek bir şeye dokunmamaya çalıştılar. Bir tek şey kalıyor. Lübnan kalıyor. Lübnan direndi. Siyonizmle savaştı. Direniş hareketi başta Hizbullah olmak üzere tartışmasız. Ve 2000 senesinde işgali tamamen kovdu Güney Lübnan'dan. Bunu başarabilmiş. Ayakta. Ondan sonra direnişiyle ayakta. Halkıyla ayakta. Bir ülke olarak doğrusu İslami Direniş Hareketi'nin liderlik düzeyinde bizzat Heniye'nin başkanlığı yaptığı bir heyetle, üst düzey bir heyetle Lübnan'ı ziyareti, Direniş Hareketleri başta olmak üzere ilgililerle görüşmeleri, o mesaj, halkla iç içe olmaları çok büyük bir anlamlar içeriyor doğrusu. Yani bunun verdiği mesaj, bu mesajın etkisini düşündüğünüzde hatırlayacaksınız işte geçen ay Kudüs Kılıcı Savaşı sırasında direniş savaşırken İsrail'le Lübnan'ın güneyinden İsrail'e atılan füzeler söz konusu oldu hatırlıyorsanız. Heniye'nin ziyaretinde, başkanlığındaki heyetin ziyareti o füzelerden çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. O füzelerin olması nasıl bir anlam ifade ediyorsa, ki çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Öyle bir sembolik olmuş olsun, ki sembolik değildi sadece. Sonradan bizzat Hamas askeri kanadı bir açıklamada bulundu. Hatta siyasi kanadı adına Gazze sorumlusu Yahya Sinwar. Lübnan direnişiyle kontrollü bir şekilde bu yapıldı. Yani devreye ihtiyaç halinde girebileceği anlamına geliyordu. Ve direniş deyince de Lübnan Hizbullah kastediliyor esasen de. Yani herkesin malumu. İhtilaflarınız olabilir Lübnan Hizbullah ile ilgili, ister içeride Lübnan içerisindekileri kastederek söylüyorum. İster Suriye meselesi maalesef içimizi yakan Suriye meselesi olmak üzere o ayrı. Ama direniş anlamında Filistin'i desteklemek, Filistin'in şükürlüğüyle ihtiyaç halinde koordineli olmak anlamında, İsrail'i korkutmak anlamında çok büyük bir anlam içeriyordu. Bu cihetle İsmail Haniye'nin bahsettiğim gibi başkandaki bir heyetin Lübnan direnişi başta olmak üzere Lübnan halkının tümünü kucaklayacak bir yaklaşımla Lübnan ziyareti doğrusu çok önemli anlamlar içeriyor. Evet. Hocam yani Lübnan ziyaretini de konuştuk ancak Siyonist işgal rejiminin büyük yenilgesinin ardından Hamas yani tüm dünyada yani konuşulduğu gibi Batı ülkelerinde de ciddi şekilde konuşuldu ve hatta yani o Kudüs Kılıcı sürecinde ki yaşanan katliamların
üzerine birçok Avrupa ülkesinde, Fransa'dan, Almanya'ya, ne bileyim, Amerika'da ve birçok ülkede yani ciddi katılımlı protestolar düzenlendi. Ve Avrupa ülkeleri bu konuda tedirgin bir hale gelmişti. Ki nitekim geçtiğimiz günlerde Almanya bir karar aldı. Hamas bayrağının ülkede yasaklandığı terörist gruplar arasında sayılarak Hamas'ın bayrağının kesinlikle kullanılmasının yasaklandığı ile ilgili bir karar alındı. Yani özellikle Batı ülkelerinin doğrudur destekleri, zaten sürekli Siyonist rejimine desteklerini kendileri de gösterdiler bu süreçte. Ki nitekim orada insanlık namına bir yani işgal ve katliam yapıldı, ancak yani buna rağmen desteklerini gösterdiler. Yani nasıl bir korku oluşturmuş Hamas orada, hemen ardından böyle bir yasak getirdiler ki nitekim diğer ülkelerde de protestolar yasaklanmak istenmişti. Yani bununla ilgili kısa bir görüş lazım. Hakikaten direnişin dosta güven vermesi kadar, belki onun çok daha fazlası, düşmana, kendisini düşman görene, düşman zanında yer alana, düşman kategorisinde olarak kendisini değerlendirene de ciddi bir şekilde mesajları söz konusu. Onlara da şiddeti, sertliği, sağlamlığıyla ilgili bir duruşu söz konusudur. Bu cihetle tabii ki korkarlar. Bir, kendileri cihad eden Müslümanlardan, cihad edenlerden, mücahitlerden korkar. Bunu bilelim, kabul edelim. Böyle bir korku vardır. Ne kadar uzakta, kilometrelerce olursa olsun, hiç ilişkisi olmadığını hesaplayın, bunu göreceksiniz. Kesinlikle bir defa bu, bunu söylemeliyiz. Diğer cihetle Almanya, başta olmak üzere Batı'nın bazı unsurları biraz fazlasıyla, evet kendilerinden beklenen de odur, isteniyordu onlardan muhtemelen. Ancak bazısı kendisine biraz daha fazla vazife olarak görerek bu işi yapmaya çalışıyor ki, Almanya'da bu tarz bir psikolojik baskı oluşturuluyor. Güya Hitler döneminde, işte Nazi Almanya'sında Yahudilerin işte her türlü soykırıma uğradığıyla alakalı hususlar falan söylenir ya. Onun verdiği bir şeyle de, evet, eziklik ve daha çok da oluşturulan algıyla bir zorunluluğa dönüştürülüyor. Öyle ki yani İsrail vahşetinden bahsetmek hemen antisemitik suç kapsamına alınabiliyor bu düzeyde maalesef. O anlamda evet ciddi bir şey söz konusu, ama diğer taraftan iş sadece Filistin'le alakalı bir mesele olarak durmuyor. Evet. Az önce bahsettiğiniz üzere İngiltere tarihinin en önemli, Londra tarihinin en önemli gösterilerinin birini yaşadı bu savaş sürecinde. Kudüs krizi savaşı sürecinde. Hatta İran işgalinden beri, İran işgali döneminde ciddi bir protesto olduğu süreçte, 2003'teki işgalden bahsediyorum, Amerika tarafından, en büyük gösteri olmuştu 20 senedir neredeyse. Ciddi bir durumdu, hepimiz takip ettik. Daha ötesi Fransa, Paris'te, Medeniyetler Merkezi'nde, Özgürlüğün Kalesi'nde, Özgürlük memleketi diye söyledikleri, hep tırnak içi biliyorsunuz, yerde direniş, sadece direniş değil, Filistin'le alakalı, Filistin destekle ilgili tamamen barışçıl gösteriyi yasakladı. Yasaklayacağını 3 gün öncesinden ilan etti. Hatta çarşamba mı, perşembe günü müydü o gün hatırlamıyorum. Cumartesi günü Orta Doğu'yla alakalı yapılacak gösterileri yasaklamış bulunmaktayız. Bu hususla alakalı direnenlere asla geçit vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz de ilgili en üst düzeyden çok sert açıklamalar yapıldı. Ve cumartesi günü fiili olarak da gördük ki evet, gerçekten bayağı sert bir şekilde bastırmak için giriştiler. Karşılarında sadece barışçıl anlamda Siyonizmin yaptıklarına karşı mazlumlara destek gösterisi yapan, barışçıl gösteri yapan insanlar olmasına rağmen, evet, bu aslında Filistin'de yaşanan İslami direniş hareketlerini yaptığı savunmanın, Siyonistlerle yaşadığı hususun hepimiz adına, sadece Müslümanlar adına değil, bütün dünyanın mazlumları, muzafflarının adına, bütün dünya egemenlerine, zalimlerine, gasıplarına, cebbarlarına, müstekbirlerine karşı bir savaş olduğunu, bir direniş olduğunu net bir şekilde fotoğraflıyor. Evet, bu anlamda
küresel bir mesele. Evet. Hocam kısaca yani değinmek istediğim bir konu daha vardı. Evet. Filistin dışında. Yani malumuz olduğu üzere Afganistan'da Amerika işgali yani başarısızlıkla sonuçlandı ve yani İsrail'in daha abisi gibi görünen, daha güçlü olan bir işgalci gene elinde Filistinlerden çok da ileri de düzeyde imkanları bulunmayan bir yani ülkede başarısızlıkla sonuçlandı. Ve çekilmek üzere bir karar yayınladı. Ancak çekilirken orada NATO ülkelerine yani bizim ülkemizin de bağlı olmasından kaynaklı Türkiye'nin kalmasını talep etti ve böyle bir konu konuşuluyor şu anda. Yani ki Taliban'ın da bu konuyla ilgili ciddi tepkileri vardı. Yani Türkiye'nin orada kalması nasıl değerlendirilmeli? Kalması doğru mu veyahut kötünün iyisi mi diye değerlendirme, yoksa ne demek istersin? Afganistan çünkü Taliban kesinlikle kabul etmeyeceğini açıkladı. Nasıl bakılmalı bu konuya? Yani Türkiye'nin Suriye'de bulunması veya Libya'da bulunması gibi değerlendirilemez. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Asla. Kimsenin kendisi kandırmasına gerek yok. Türkiye oraya NATO adına gitmiş ve orada hala NATO adına bulunuyor. Evet. Türkiye'de 20 senedir liderliğindeki değişim ve politikalarındaki, dış politikalarındaki bazı değişimler sebebiyle Türkiye bakış ve siyasetiyle ilgili olumlama da ciddi bir fark söz konusu olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. Gerek içte, gerek dışarıda. Mazlumlar bağlamında. Bu tamam. Bu kabul edilebilir bir mesele. Sanırım birçok kişi de bunda ittifak edecektir. Ancak Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı NATO adınadır. NATO adına bulunduğu sürece de Türkiye'nin orada varlığının olumlanmasını kabul edemeyiz, düşünemeyiz. Yok. Eğer onların bir Türkiye askerlerin bulunmasını isterken ki şartlar değişti, bizim varlığımız farklı, farklı amaçlarla bulunuyoruz. Aynı zamanda aslında Afganistan halkının da kabul edebileceği şekilde kalmakla alakalı bir projemiz var deniyorsa, bunu direniş hareketleri başta olmak üzere, ki Taliban bunun başına geliyor, Afganistan'daki bütün unsurlarla hatırı geçen itibar sahibi bütün kişi ve yapılarla görüşerek yapmalıdırlar. Ve bu da doğrusu NATO adına asla olmamalı. Bir de çekilmeden nasıl olacak o? NATO adına bulunurken. Nitekim Taliban başta olmak üzere direniş hareketlerinin bu husustaki tavrı çok netti ilk baştan beri. Bu konuşulmaya başlamadan resmi anlamda yaptıkları açıklamalarda bunu gösteriyor ki hala devam ediyor aynı duruşa sahipler. Hangi ülke olursa olsun NATO adına, ki NATO değil, yani işgalcidirler, işgalci olarak gelmişse bütün askerlerin, kuvvetlerin çekilmesi gerekiyor diye açıklama yaptılar. Burada Türkiye'yi çok incitmemek için belki Türkiye ismi verilmiyor. Ancak Türkiye şey gösteriliyor. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı sonrasında tabii ki orada Taliban var, Taliban'la da görüşmek gerekiyor anlamına gelecek ifadeler kullanması. Eğer biz ikinci şıkta söylediğim gibi orada Türkiye'nin Libya'daki varlığı anlamında, bir nebze Suriye belki bazı yerlerle alakalı, orada insanıyla onları muhafaza etmek, onlarla hiçbir şeyliği içerisinde Batı hegemonyası ve emperyalizmin istediği ajandayı uygulamadığını asla değil diye kalmayla ilgili bir planımız var demek istiyorsa, buna taraflar ve muhataplar bellidir. Bu çok doğrusu keskin, önemli bir mesele. Geçici konjonktürle Amerika başta olmak üzere Batı ülkelerinin önümüze koyacağı çok basit diyebileceğim tırnak içerisinde şehirlere feda edebilecek bir mesele değildir bu. Nitekim Türkiye kamuoyu da böyle bir sıkıntıyı kaldıracak durumda değildir. Sanırım bunun hesabını yapıyorlardır. Ben öyle olmasını umarım. Aksini düşünmek bile, yani Türkiye'nin 20 senelik AK Parti iktidarı sırasında çizdiği imaj ve yöntemin, uyguladığı yöntemin en azından bir kısmının bazı olumlu
şeyleri kastederek söylüyorum, tamamen bitmesine, tamamen tersine bir durum söz konusu olur ki hiçbirimiz böyle bir şey ne arzu ederiz ne de kabul ederiz doğrusu. O cihetle umarım işgalci Amerika başta olmak üzere bunların hedefleri, ajandalarını uygulama amaçlı bir durum söz konusu değildir. Ve umarım tez elden Afganistan halkını muhatap alacak bir yaklaşım olur ki Taliban ülkenin resmen Afgan halkı tarafından seçilmiş temsilcisi olduğunu da unutmayalım. Ülkenin kahir ekseriyeti Afganistan'da Taliban'a oy verdi. Bir onların hani çok güya kabul ettiği Birleşmiş Milletler'in de resmen tanımış olduğu hükümetidir normalde. İşgalciler gidip Amerika ve etrafındakiler gidip zorla girip Taliban'ı etkisizleştirmeye çalıştı. Hoş bir şey de yapamadılar hamdolsun. Bak 20 sene sonra defolup gitmek zorunda kaldılar. 2001'de 11 Eylül olaylarını bahane ederek, saldırılarını bahane ederek Afganistan'a girdikten çok kısa bir süre sonra dönemin Amerikan Cumhurbaşkanı George W. Bush, işte oğul Bush, bitmek üzere diye söylemişti. Birkaç günlük şeyleri var diye söylemişlerdi. Sonradan defolup gittiler. Tabirimi caiz görün. O sonrasındaki kaç tane başkan değiştirdi. Hepsi defolup gitti. Taliban ayakta, onların hepsi defolup gitti. Ve 20 sene sonra, evet işte biz en son Eylül ayında tamamen bütün şeylerimizi çekmek zor durumuna geleceğiz diye hoş güvenilmez onlara da en azından böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Bu rezil bir durum onlar için. Afganistan'a hangi emperyal güç girmişse batırmış. Rezil olmuş Allah'ın izniyle. Önceki yüzyılda Britanya ana gücünü Afganistan'dan ötürü kaybetmiş. Britanya, İngiltere biliyorsunuz esasen dünyanın tümünün hakimi olmuş. Sonra Amerika'ya geçiyor biliyorsunuz. İngiltere'nin zayıflanmasının ana sebeplerinden bir tanesi Afganistan'daki savaştır. Afganistan'daki kaybıdır. Sonra Rusya yakın zamanda ki Sovyetler Birliği'ydi ismi, işte 90'daki yıkılmasının esas sebebi Afganistan dağlarındaki mücahitleri yenilmesidir. Dünyanın süper kızıl ordusu, bir numaralı ordusu olmasına rağmen ki Afgan mücahitlerinin hiçbir şeyi yok. Tabiri caizse rezil olup döndü ve artık tutunamadı, dağıldı. Rusya kaldı, diğer bütün cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Evet, çok geçmeden Amerika net bir şekilde bunu ilan etti. Allah'ın izniyle Afganistan halkının, mücahitlerinin direnişi, bu süper güç dedikleri Amerika'nın da sonu oldu. Bu görünüyor. Herhalde de çok yakın zamanda bundan sonuçlarını göreceğiz inşallah. Çekildiği yerlerin de birçoğu kısa sürede tekrardan Taliban'ın eline geçmiş durumda. 80 küsur ilçeden, evet. Hatta basına yansıtılan bilmiyorum ama 80 küsur ilçeden bahsediliyor tekrardan. Çok önemli Taliban bir kısmı şimdi yani şu an tamamen Taliban'ın kontrolünde. Evet hocam, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum hocam. Programın sonuna ulaştık. Evet değerli Rehber TV izleyicileri, bir İslam Dünyası programının daha sonuna ulaştık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.